Elmanın fermente edilmesi sonucunda elma sirkesi ortaya çıkmıştır. Eski zamanlardan beri tıbbi amaçlar için kullanılan bu besin insan sağlığını olan faydaları saymakla bitmediği gibi her yeni gün bir faydası daha keşfedilmektedir. Mutfaklarda birçok tarifin içerisinde kendine yer bulan elma sirkesi Anadolu kültürü için çok önemli bir konuma sahiptir. Doğal yollar ile hazırlanan ve belirli aralıklar ile tüketilen elma sirkesi vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayarak birçok bakteri ve virüs temelli hastalığa çare olmaktadır. Elma sirkesi tüketiminin faydaları nelerdir? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok ama çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Günde bir tatlı kaşığı elma sirkesi tüketiminin faydaları nelerdir? Elma sirkesi fermente bir ürün olması Dolayısıyla diğer fermente gıdalar gibi bağırsak dostu probiyotik bakteriler içerir. Bu durum sindirim sisteminin sağlıklı olmasına yardımcı olur. Özellikle organik elma sirkesinde bulunan sirke anası denilen katılaşmış yapı sindirim sistemi için oldukça önemli olan yararlı bakterileri besler. Ayrıca elma sirkesi doğal bir dezenfektan olduğu için besinlerden alınan zararlı bakterileri yok eder. Yiyeceklerin sindirim yolundaki dolaşımını kolaylaştırarak bağırsak bağırsak sorunlarının önüne geçer. Bununla birlikte bulundurduğu pantotenik asit şişkinlik gibi problemleri önlemektedir. Bu asit bağırsak sistemine ulaştığında su dengesini kontrol ederek sindirim sisteminin işleyiş fonksiyonlarını geliştirir ve uzun dönemde sindirim problemlerinin önüne geçer. Aynı zamanda elma sirkesi aktif özelliklerinden dolayı antioksidanlar sayesinde kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar. Kan akış kalitesini arttırarak doğru kan akışının ...sağlanması için oldukça önemli sorumluluklar alır. Kardiyovasküler hastalıklara karşı güçlü bir savunma mekanizması oluşturur. Dolaşım sistemine yaptığı katkılar ile kanda bulunan lipid miktarını düzenleyerek... ...damar tıkanıklıklarının önlenmesine yardımcı olur. Yapılan araştırmalarda elma sirkesinin doğal antioksidanlar sayesinde... ...damar dokusunda bulunan LDL kolesterolünü düşürdüğü... ...ve iyi kolesterol seviyelerini arttırdığı kanıtlanmıştır. Doğru miktarda yapılan elma sirkesi tüketimi niyasin açısından zengin olduğu için kan damarlarını rahatlatarak kan basıncını düşürür. Bu da uzun dönemde tüm kardiyovasküler sistemimizi koruma altına alır. Bununla birlikte elma sirkesi kan şekerini düşürmede güçlü bir etkiye sahiptir. Yemeklere ya da salatalara eklendiğinde dokuların insülin duyarlılığını arttırır. Kan şekeri düzeyini belirgin şekilde düşürür. Kan şekeri dalgalanmalarına sahip olan kişilerde glikoz parçacıkları proteinlere uygun olmayan bağlar oluşturur ve onları kullanılmaz bir bir hale getirir. Bu işlem tıp dünyasında glikasyon olarak adlandırılır. Elma sirkesi içerisinde bulundurduğu folik asit, niyasi ve diğer antioksidan özelliklere sahip olan faydalı asitler ile glikasyon oluşum riskini düşürür. Bu sayede kan şekerinin kontrol edilmesinde önemli sorumluluklar alır. Öte yandan içerdiği antioksidanlar vücuttaki fazla sodyumun dışarıya atılmasını sağlar. Sahip olduğu folik asit, niyasin ve polifenoller ile vücuttaki oksijen seviyelerini yükseltir bazal metabolizmanın hali hazırda kullandığı enerjinin arttırılmasına yardımcı olur. Hem sindirim sistemini hem de kan şekerine yaptığı katkılar ile elma sirkesi vücuda girdiği anda dokuların işlevsel kalitesini arttırır ve yağ dokusunun enerji metabolizmasında daha rahat kullanılmasına olanak verir. Bu sayede sizi çok daha fit bir hale getirir. Ayrıca elma sirkesi karaciğer içinde olumlu etkiler gösterir. Karaciğerin toksinlere ve atıklara maruz kalmasından dolayı pek çok kişi hastalıklara yakalanmaktadır. Bu bakımdan karaciğerin temizlenmesi ve sağlıklı tutulması oldukça önemlidir. Asidik yapısı sayesinde elma sirkesi toksinlerin vücuttan temizlenmesine yardımcı olarak temelde karaciğer ve diğer tüm organların işleyiş gelişimine destek olur ve düzenli olarak tüketildiğinde vücudumuzun pH seviyesini yükselt. Öte yandan yüksek miktarda faydalı asit içeren elma sirkesi diüretik etkiler göstererek böbreklerin sağlıklı kalmasına yardımcı olur ve safra kesesinin kum oluşumunu önler. Hastalıklara karşı bir tatlı kaşığı elma sirkesi. Elmanın kabuğunda bulunan bir flavonoid olan kuartetin maddesi vücuttaki iltihapların azaltılmasında ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli faaliyetlerde bulunur. Güçlü bir bağışıklık sistemi tüm hastalıklara karşı vücudun kuvvetli olması ve korunması anlamına gelir. Elma sirkesinin içerisinde bulunan C vitamin bağışıklık sistemini güçlendirmeye vücudun mikroplara ve bakterilere karşı korunmasına yardım yardımcı olarak nezle, soğuk algınlığı ve grip gibi virüs temelli hastalıkların çok daha çabuk atlatılmasında etkilidir. Ayrıca en başta astım atakları olmak üzere tüm solunum problemlerini dolaylı yoldan engellemektedir. Özellikle akciğerin güçlü ve verimli çalışması için solunum fonksiyonlarını korumaktadır. Bu neden ile elma sirkesi özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan bakteri ve virüs temelli olan solunum yolu hastalıklarına karşı vücudumuzun yanında olur. Ancak burada Elma sirkesinin tüketim miktarını ve kullanım şeklini doğru ayarlamak önemlidir. Daha sağlıklı bir beyin yapısı için elma sirkesi nörotoksinler yapay veya doğal yollar ile oluşabilmektedir vücutta. Bu toksinlere maruz kalmak sinir sisteminde belirli tahribatlara yol açabilir. Elma sirkesi nörotoksinlere ve serbest radikallere karşı hücre yapısını koruyarak bilişsel faaliyetlerimizi güçlendirir. Ayrıca bulundurduğu bileşikler sayesinde beyindeki konsantrasyon problem çözme ve hafızanın iyileştirilmesine bağlı olan asetilkolin miktarını arttırır. Araştırmalar elma sirkesi tüketiminin beyinde dopamin ve diğer birçok hormonu üreten sinir hücrelerinin parçalanmasıyla bağlantılı bir durum olan Parkinson hastalığına karşı koruma sağladığı kanıtlanmıştır. Ayrıca içerisindeki bileşikler ile dolaşım kalitesini arttıran elma sirkesi beyindeki kan akış kalitesini arttırarak sinir sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlar. Ayrıca sinir kılıfı olan mielinin oluşması için oldukça önemli bileşikler bulundurur. Bu da uzun dönemde zihinsel sağlığımızı koruma altına alır. Daha sağlıklı kas ve kemik dokusu için elma sirkesi. içerisinde bulundurmuş olduğu folik asit, C vitamini, pantotenik asit, potasyum ve magnezyum ile kemik yapısını koruyarak kemik erimesi riskinin azaltılmasına yardımcı olur. Düzenli olarak etildiğinde kemik yapısının güçlü ve sağlıklı kalmasında etkiledir. Özellikle Folik asit vücut içerisinde bir yol gösterici olarak davranarak besinlerden alınan kalsiyumun çok daha kaliteli ve verimli kullanılmasına yardımcı olur. Bu da ilerleyen yaşlarda oluşabilecek kemik problemlerinin engellenmesi için önemlidir. Ayrıca tüm organ ve troit bezinin fonksiyonlarını düzenleyerek kemik yapısında oluşabilecek romatizma ve artrit gibi sorunların riskini düşürür. Öte yandan içerisindeki potasyum sayesinde kas kasılmalarında önemli bir rol oynamaktadır. Bu madde vücutta yeterli miktarda bulunduğunda kas kasılmalarını oluşturur ve kasların dinlenmelerine olanak verir. Kas dokusundaki gerginliği azaltarak kas yorgunluğu ve ağrıları önlemek için mücadele eder. Uzun dönemde tüm fizyolojik sağlığımızı dolaylı yoldan koruma altına alır. Ayrıca elma sirkesi antioksidanlar, fenolik asit, flavonoidler ve vitamin türevleri bakımından çok zengindir. Bu özelliklerinden dolayı elma sirkesi vücudu hayat emici, kanserli hücrelerden koruyarak antikanser yetenekler gösterir. İçerisindeki bileşikler vücuttaki kanserli hücreler ile savaşır. Bununla birlikte elma sirkesi kansızlık sorunlarını hafifletir ve anemi riskini düşürür. Vücuttaki kırmızı kan hücresi sayısının arttırılmasını sağlayarak anemiye engellemekte kalmaz. Aynı zamanda temel organ sistemlerimizin uygun bir şekilde oksijenlenmesini sağlar. Bu da uzun dönemde tüm fizyolojik yapımızın kaliteli bir şekilde işlev görebilmesine yardımcı olur. Daha sağlıklı bir cilt yapısı için bir tatlı kaşığı elma sirkesi. Cilt problemlerinin en doğal tedavisi için faydalı olan elma sirkesi, güçlü antioksidanlar ile serbest radikallerin zarar verici etkilerini ortadan kaldırarak cilt sağlığını geliştirir. Bu yetenekleri bulundurmuş olduğu meyve asitlerinden gelir. Antibakteriyel özellikleri ile akne oluşumunun engellenmesi için çok önemli sorumluluklar alır. Elma sirkesi cildi sıkılaştırır ve böylece düzenli kullanılırsa cildin elastikiyetinin korunmasına ve kırışıklıkların oluşumunun önlenmesine yardımcı ol. Bulundurduğu C vitamini ile vücuttaki kolajen üretimini arttırarak ölü deri tabakasının çok daha çabuk ve kaliteli bir şekilde yenilenmesi için çalışır. Ayrıca doğru miktarlarda yapılan elma sirkesi tüketimi, hormon dengesi ve sağlığı için de önemlidir. Araştırmalara göre günde bir tatlı kaşığı elma sirkesi tüketimi sağlıklı bir hormon seviyesinin sağlanmasına yardımcı olarak vücut canlılığını ve hareket hareketliliğini arttırmaktadır. Aynı zamanda vücuda zarar veren bazı mikroorganizmaları etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur. Bununla birlikte dolaşım sistemine yaptığı katkılar ile saçların kaliteli bir şekilde beslenmesini sağlar. Özellikle demir eksikliği nedeniyle oluşan saç dökülmelerini yavaşlatır. Elma sirkesi aynı zamanda kafa derisinin pH seviyesini dengeleyerek saç derisinin çok daha sağlıklı beslenmesine yardımcı olur. Öte yandan elma sirkesinin içerisinde bulunan folik asit vücutta pek çok önemli işlevde bulunur. Bu asit vücutta yeni hücrelerin sağlığının korunmasına yardımcı olur. Büyüme döneminde özellikle önemli bir bileşiktir. Yeterli folik asit alımı organ dokularımızın sağlığı için oldukça önemlidir vücuttaki kan yapıcı etkileri sayesinde doku ve organlara daha rahat ve kolay bir şekilde oksijen taşınmasını sağlar. Peki bu kadar faydalı olan bir besinin herhangi bir yan etkisi var mı? Ne zaman, ne kadar ve nasıl tüketilmeli? Kimler tüketirken çok ama çok dikkatli olmalı toprağın tüm faydalı bileşenlerini içerisinde barındıran elmanın belirli teknikler ile fermente edilmesi sonucunda hazırlanan elma sirkesi ne kadar sağlıklı olsa da yanlış kullanılırsa belirli kişiler için problemler oluşturabilir. Öncelikle bağırsaktaki toksinleri temizleyen ve yararlı bakterileri besleyen elma sirkesi seyreltilmeden çok fazla getilirse midede ekşime ve rahatsızlık hissine neden olabilir. Seyreltilmemiş elma sirkesi içme Mide ülseri ve reflü gibi sindirim problemleri olan kişiler için sorunlar oluşturabilir. Elma sirkesi oldukça asidiktir. Sık sık veya çok miktarlarda içilirse boğazı tahriş edebilir. Elma sirkesini kullanırken seyreltmek veya salataları ekleyip bu yollar ile tüketmek çok daha faydalı ve mantıklı olacaktır. Öte yandan fermente bir besin olması dolayısıyla içerisinde bulundurduğu zengin bitki özleri günümüzde tıp dünyasında ilaç yapımında kullanılır. Bu neden ile düzenli olarak kullanmanız gereken ilaçlar var ise elma sirkesi gibi güçlü bileşikleri beslenme programınıza eklemeden önce doktorunuza danışın. Peki elma sirkesi ne kadar ve nasıl tüketilmeli? Uzmanlar kronik hastalığa sahip olmayan bireyler için haftanın 3-4 günü günde bir tatlı kaşığı elma sirkesi tüketiminin ideal olduğunu belirlemiştir. En mantıklı kullanımı ise salatalara eklem veya ılık bir bardak su içerisinde seyrelterek tüketmektir. Sirke çok eski zamanlarda bir arama verici ve koruyucu olarak kullanılır. Aynı zamanda birçok hastalığın tedavisinde geleneksel olarak kullanılmış bir besin maddesidir. Bu besini doğru kullanmak ve faydalanmak oldukça önemlidir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza elma sirkesini ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.